Evet, öncelikle Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Spor Kulübü Başkanım, değerli basın mensupları, değerli dostlar, hepiniz iftar programımıza hoş geldiniz. İftar programını düzenleme amacımız, bizler Tokat, güzide ilimiz Tokat'tan İstanbul'a göç etmiş, gurbette yaşayan Tokatlılarız. Tokat'a olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek için bugün Sayın Kaymakamlarımızın, Sayın Belediye Başkanlarımızı, Sayın Valimizi, İl Belediye Başkanımızı davet ettiğimiz bir iftar programımız oluşmuştur. Basın mensuplarımızı davet ettik. Tokat Spor Yönetim Kurulu Başkanımız, Kulüp Başkanımız buradalar. Tokat'ta birliğin, beraberliğin ve kardeşlik çatısının pekişmesi için biz de Ramazan ayının anlam ve önemine uygun olarak ihtiyaç sahiplerinin yaralarına bir nebze de olsa merhem olması için yaklaşık 850 adet koli dağıtımı için Tokat'a geldik. Buraya gelirken de şunu söyledik. Bizler İstanbul'dan Tokat'a köprü olmaya geldik. Bizler gönülden gönüle akan bir nehir olmaya geldik dedik. İnşallah Tokat'ın birliği, beraberliği için İstanbul'da yaşayan Tokatlı iş adamlarına bir örnek olması açısından yaptığımız bir örnek alınır. Katılan tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet, ben de Ender Demirtaş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisiyle biz Tuzla'da sıklıkla görüşüyoruz. Ben her Tuzla ziyaretimde her derneğimize uğruyorum ya da kendisiyle telefonla ulaşarak sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Kendisinin Tokat aşkını ve özellikle sadece Tokat merkezi değil, özellikle 11 tane ilçesine de her türlü katkıyı vermek istediğini, Tokat'ı desteklemek istediğini, belediyeleri desteklemek istediğini her zaman biliyoruz. Bugün de burada birlik beraberlik adına bir program düzenlediğini duyunca seve seve de katıldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten Ramazan birlik beraberliğin had safhada olduğu, bu duyguların had safhada hissedildiği bir ay. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Kendi buradaki yaşayanlara da, yoksul aileleri de yapmış olduğu destek için Allah hayrını kabul etsin diyorum. Kendisi sadece burada yapmıyor. Normalde Tuzla Tokatlılar Derneği diye geçse de Tuzla'da da Erzurumlulara, Sinoplulara, Samsunlulara, oradaki tüm hemşehrilerine de, Tuzla'da yaşayan herkese de aynı şekilde yardımlarını yapıyor. Orada da Tokatlıların gerçekten iyi bir şekilde temsil ediyor. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Buradan olmaktan da, kendisiyle beraber olmaktan da mutluyuz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi İstanbul'a en çok göç veren vilayetlerden bir tanesi de Tokat. Bizim vilayetimiz, ilimiz. Dışarıya giden hemşehrilerimizin memleketleriyle bağlarını kesmemeleri, burayla bağlarını devam ettirmemeleri bizim açımızdan çok önemli. Turhal'da da bizim derneklerimiz var, İstanbul'da derneklerimiz var. Onların da bağlantıları var. Bunu ben gerçekten çok önemsiyorum. Oraya giden insanlarımızın memleketlerini unutmamaları, burayla duygusal bağlarını devam ettirmemeleri, ilimiz açısından, ilçelerimiz açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımız oraya gittikten sonra memleketten unutmadıkları için buradan giden insanlara azami derecede yardımcı oluyorlar. Artı memleketlerinde yapılacak işler konusunda yardımcı oluyorlar. Ender Bey de oraya göç edip orada yer yurt sahibi olduğu halde memleketini unutmamış. Burayla duygusal bağlarını, maddi manevi bağlarını kesmemiş. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Yaptığı organizasyondan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Devamını temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. 11 tane ilçesi için kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza 60'ar tane koli, yani hem plakamızın 60 olması, bizde 60'ın özel bir yerinin olmasından dolayı tüm ilçelerimiz için 60 tane koli yaptırdı. İlimiz için merkezi bir yer olmasından dolayı 100 koli yaptırdık. Bunlara ek olarak da 800, yani 760 koli olması gerekiyor. 820 koli getirdik biz. Ekstra ihtiyaç sahipleri olduğunda hem Tokat Spor'un Tokat halkıyla kaynaşması için, geriye kalan kolileri de Tokat Spor Başkan Yardımcısı olmam sebebiyle Sayın Başkanımızla birlikte Tokat Spor taraftar gruplarımız var burada.
hem onlara hem Tokat halkına verip Tokat halkıyla Tokat Spor'u kaynaştırmak istiyoruz. İstanbul'dan Tokat'a gelmemizin nedeni de İstanbul'daki Tokatlılarla Tokat'ı buluşturmak istiyoruz. İnşallah bunları yapabiliriz. Diyeceklerim aslına bakarsanız bunlar. Her Tokatlı gibi üzerime düşeni yapıyorum. Biz Ender Başkan'la daha önce İstanbul'daki bir Tokatlar Gecesi'nde il meselesiyle tanıştık. O günden sonra da aramızda çok sıcak bir diyalog oluştu. Gördüğüm şu, evet İstanbul'da birçok Tokat hemşerimiz var ama işlerinden en sıcak kanlılarından ve en yapıcı, yardımsever olanlardan biri Ender kardeşimiz. Bu muhabbeti geçen sene de sezonun başında Tokat Spor yönetimi oluştururken kendilerine ricada bulunduk. Yönetimde beraber yer alabilir miyiz diye. Sağ olsunlar bize kırmadılar. Geçen sene de sezonun başındaki Tokat Spor'un kamp giderlerini ilk etapta karşıladı. Daha sonra da yine bize deplasmanda ve daha sonraki süreçte de ekonomik, maddi manevi desteklerini hiç esirgemediler. Tabii bu nefsi olarak değil ama keşke hemşehrilerimiz hep bu şekilde duyarlı olsalar. Bunlar nedir? Bugün el ele yür, elde döner, yüzü yür misali. Keşke Ender Demirtaş gibi birçok Ender Demirtaş olsa, kimisi Tokat Spor'a yardımcı olacak, kimisi ihtiyaçlı olan kişilere. O bakımdan gerçekten sevdiğimiz bir kardeşimiz. Böyle bir ortamda bulunmaktan da evet gerçekten bize de mutlu ve huzurluyuz. Diyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Tokat'ımızdayız bugün. Her zaman İstanbul stüdyomuzda konuk olarak aldığımız ama bugün Tokat'a gelerek iftar veren Tuzla Tokatlar Dernek Başkanı Sayın Ender Demirtaş. Sayın Ender Demirtaş ayrıca Tokat Spor Kulüp Başkan Yardımcımız. Biliyorsunuz burada davet üzerine bizler geldik İstanbul'dan. Ama dediğimiz gibi bugün memleketimizdeyiz. Kanal 60 Televizyonu olarak burada Tuzla Tokatlar Dernek Başkanı olarak Tokatlı ihtiyaç sahiplerine artı olarak da yardım paketi, hediye paketi getirdiler kendileri. Başkanım önce tebrik ediyorum. Her zaman İstanbul'daydık. Bugün Tokat merkezdeyiz. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Sizi ve dernek üyelerinizi Tokatlı'ya destek verenlere ben Tokatlılar adına kanlatmış ailesi olarak tebrik ediyorum. Nasıl buldunuz Tokat'a bugün geldiniz? Hem iftarı değerlendirelim hem de buraya gelme nedeniniz nedir? Tabii ki ben şöyle izah edeyim. Biz buraya gelirken bir gurbette yaşayan Tokatlılarız biz. Memleketimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek istedik. Bu sebepten dolayı geldik. İkincisi İstanbul'dan Tokat'a bir köprü kurmak için geldik. Bunun dışında gönülden gönüle akan bir nehir olmak için geldik. Tokatlıların kanayan yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya geldik. Gelirken de tabii ki boş gelmedik. Mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Ramazan ayının anlam ve önemine uygun olarak işte komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünden yola çıkarak buraya gelirken de her ilçemize 60'ar tane koli olmak üzere ilimize 100 tane bunun dışında da Tokat Spor Camiası olarak dağıtacağımız ekstra kolilerimiz olacak. Ramazan erzak paketlerimiz olacak. İnşallah insanlarımızın gönlünü okşarız bu noktada. Yaralarına bir nebze de olsa derman oluruz. İnşallah bu seferlik balık getirdik. Bir sonraki geldiğimizde de insanlarımıza balık tutmayı öğreteceğiz diyoruz. Bu düzenlediğimiz etkinliği hem Tuzla Tokatlılar Derneği olarak geldik hem de aynı zamanda Tokat Artova Yağcı Musalı'yım ben. Demirtaş ailesi olarak üstlendiğimiz ve Tuzla Tokatlılar Derneği adı altında düzenlediğimiz bir programdı. Demirtaş ailesinin Tokatlılara selamını getirdik. İşte sevgisini getirdik, saygısını getirdik, özlemini getirdik. İnşallah Tokat halkı da sevgiyle bizi bağrına basar. Başkanım, evet Tokat'ımızda biz Tokatlıların İstanbul'daki kardeşiyiz dediniz. Evet. İstanbul'dan zaten Tokatlıların bu muhabbetini getiriyorsunuz. Tekin amcaya da bizler gittiğiniz zaman biz hemen hemen her salı günü gidiyoruz, ellerinden öpüyoruz. Bizim Sabah Gökçen'den Tokat'a giriş yerimiz sizlersiniz. Demirtaş ailesinin Tokat'la alakalı yapısını bizler oradan biliyoruz. Tokat Spor Kulüp Başkan Yardımcılığınızla alakalı ve Tuzla Tokatlar Derneği ile alakalı hem İstanbul'da hem de burada
Biz açılan kapısıyız. Yeter ki düzgün projeler, güzel insanlar olsun, adı Tokat olsun. Biz kalan her şeyi tamamlarız mahiyetindesiniz. Tokat Spor Kulüp Başkan Yardımcınız var. Tokat Spor Kongre'ye gidiyor. Bununla alakalı da sizlerden bilgi alalım. Ya ben şöyle izah edeyim. Tokat Spor yönetimine girmemiz Sayın Emin Başkanımızın daveti. Aynı zamanda da eski valimiz Sayın Mustafa Taşkesen'in ısrarlı aramalarından sonra oldu. Öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Bizim belediye başkanlarımız bizim evlatlarımız. Ama bizim valilerimiz, kaymakamlarımız buraya gelip de bazen bunu söylemekten çekinmeyeceğim. Belli tokatlılardan daha tokatlı olanları gördük. Mustafa Bey de bunlardan biriydi. Dışarıdan gelen bir valimizin, tokatlı olmayan bir valimizin bir tokatlıdan daha fazla Tokat Spor için katkı sağlaması, emek vermesi, çaba göstermesi bizleri duygulandırdı. Taşın altına biz de elimizi koyduk. Emin Başkanımızın başkanlığında dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet, Tokat Spor yeni bir olağan kongreye gidiyor. İnşallah Tokat için, Tokatlılar için, Tokat Spor için hayırlı olur. Temennimiz bu. Yeni yönetimden teklif gelirse devam edecek misiniz? Siz Emin Başkan'la geldik, Emin Başkan'la gideriz diyorsunuz ama evet. Bakıldığı zaman İstanbul'da şu anda Tokat Spor'u derleyen, toplayan, oradan misafir eden bir kardeş olarak devam ediyorsunuz. Ben şöyle izah edeyim. Yani tabii ki kulüp başkanları değişebilir ama Tokat Spor'dur vaki olan. Fakat Tokat Spor'la ilgili gelecek yönetimi bir görmek lazım. Yani düşüncem bu. Çünkü geçmişte belli acılar yaşandı. Bu acıların tekrar yaşanmaması gerekiyor. Ben Tokat Spor yönetiminde olsam da olmasam da Tokatlıların her zaman bir kardeşiyim. İstanbul'a geldiklerinde de mecburen Tuzla'dan geçmeden İstanbul'a giremiyorlar. Her zaman ev sahipliğini canı gönülden yaparım. Onda hiçbir şüpheniz olmaz. Başkanım, Demirtaş ailesine ve Tuzla Tokatlılar Derneği'ne tekrardan teşekkür ediyorum. Tokat'ımızda böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Allah kazancınızı bol etsin. Tokatlıların yüzü sizin gibi de gülsün diyorum. Allah razı olsun. Ben de tüm Tokatlıları selamlıyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah Ramazan ayından sonra Ramazan bayramını da hayırlara vesile olması dileğiyle birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Teşekkürler. Değerli seyircilerimiz, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'la beraberiz. Bugün Tuzla Tokatlılar Derneği'nin Tokat'ta düzenlediği iftar programındaydık, kanlatmış seyirci olarak. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım da buradalar. Hüseyin Başkanım merhabalar, hayırlı iftarlar diliyorum. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Biz de evet, sizin de belirttiğiniz gibi Tuzla Tokatlılar Dernek Başkanımız nazik bir davette bulundular. Birlik beraberlik adına biz de seve seve katıldık. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum kanal 60 olarak, çünkü Ender Başkanımızı yalnız bırakmadığınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Başkanım, Erbaa bizim kültür başkentlerimizden birisi. Erbaa deyince bakıldığı zaman etkinlik var, şölenler var, adeta kıpır kıpır Erbaa. İftar programlarınızı biz değerli izleyicilerimize paylaşıyoruz. Biraz önce gıyabınıza söyledim. Basın merkezinizi ben sizin tebrik ediyorum. Şu anda Tokat'ımızda çok genç, dinamik ve basının dilinden anlayan bir kadro kurmuşsunuz. Sizin sesinizi, soluğunuzu, yaptıklarınız bize İstanbul'dan çok rahat aktarıyor. Biz de tüm dünyayla paylaşıyoruz. Ramazan etkinliklerinden bahsedelim. Bu sene Ramazan etkinlikleri nasıl geçiyor? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ekibimiz genç, başkan genç, ekip genç. Tabii bununla ilgili de teknik altyapıyı da oluşturduk, onu da söylemek istiyorum. Etkinliklere gelince Erbaa, biz hep şunu söylüyoruz, slogan değil bu, gerçek. Yaşayan şehir. Erbaa belki de Tokat merkezi kadar yaşayan bir şehir. Hareketli bir şehir. İnsanı sokaklarda gece 11'e 12'ye kadar, 1'e kadar hareketli bir şehir. Ve birçok şeyi hak eden şehir Erbaa. Bugün biraz önce de diğer basın kuruluşu arkadaşlarımızla sohbet ederken Tokat'ın vergi rekortmeni Erbaa'lı. Şimdi düşünürseniz Erbaa ticarette de, ekonomide de, sosyal yaşamda da gerçekten hareketli bir şehir. Tabii aslında
bu bizim dönemimizde biraz daha farklılaştı. Bu özellikle kültürel faaliyetler ve diğer etkinlikler bizim zamanımıza farklılaştı. Bundan önceki dönemlerde daha çok Erbaa'da iki etkinlik bilinirdi. Biri güreş organizasyonumuz, diğeri de Erbaa etkinlikleri, eski adıyla yayla şenlikleri dediğimiz organizasyondu. Ama biz göreve geldiğimizden beri her ay yaklaşık iki tane programla Erbaa'mızı hareketlendiriyoruz, canlandırıyoruz. Sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, yerel sanatçıların konserleri, anneler günü konserleri, babalar gününe özel programlar, kadınlar gününe özel programlar. Bunların hepsi Erbaa'ya bir değer kattı, hareket kattı. Tabii bu senede inşallah yine güreş organizasyonumuz olacak 4 Ekim'de. O da güzel 26. yılını da yapacağız. İnşallah bütün Tokatlı kardeşlerimizi hemşire bekliyoruz. Bu tarafa doğru geldiğimizde inşallah 22, 23, 24, 25'inde de yine Temmuz'da bayram sonrasında hemen Erbaa etkinlikleri, eskilere yay şenliklerini yapacağız. Tabii bu dönem yaylaya çıkmayacağız biz. Geçen yıl biliyorsunuz İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrasında tüm Türkiye'deki belediyeler olarak bizler, AK Partili belediyeler bütün etkinlikleri iptal etmiştik. Biz de iptal etmiştik, yapamamıştık. Ama bu dönem inşallah şu anda Allah'tan bir şey olmazsa, inşallah huzurumuz bozulmazsa yeniden inşallah bu biraz önce belirttiğim tarihlerde Erbaa etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 4 tane ulusal yer, sanatçımız katılacak. Farklı aktiviteler, farklı etkinlikler olacak. Büyük kendine göre bir şey bulacak. Genç kendine göre bir şey bulacak. Çocuk kendinden bir şeyler bulacak. İnşallah 7'den 70'e Erbaa'lı kardeşlerimizi 5 gün boyunca bir karnaval havasında, bir festival etkinlik havasında kucaklayacağız. Burada tabii bir farklılık daha yaptık biz. Tüm Türkiye'deki STK'larımıza ulaştık. Erbaa'lı STK'larımıza ulaştık. Onların organizasyon komitesinde onlardan da bir temsilci atayarak tüm Türkiye'deki Erbaa'lara. Biz buna şöyle diyoruz. Tüm dünyada 500 bin Erbaa'lı var. 500 bin Erbaa'lıya duyurmak istiyoruz ve inşallah onlar da azami ölçüde Erbaa'da bu etkinlikleri de birleştirmek istiyoruz. Günümüze gelirsek de biz geçen yıl Ramazan etkinliklerini başlatmıştık. 7 haftanın 7 günü her gün bir etkinlik vardı. Bu sene bu etkinlikleri haftanın 4 gününe düşürdük ki Ramazan'da ibadet ayı olmasını bozmayalım, biraz uhravitini bozmayalım diye. Haftanın 4 gün etkinliklerimiz devam ediyor. Merkezdeki iftarımız devam ediyor. Sahur programlarımız devam ediyor. Her mahallede çocuklarımıza onları eğitecek animasyon gösterilerimiz devam ediyor. Özellikle ben mahallelere gittiğimde animasyon gösterileri yapılırken daha önce hiç hacivat gördünüz mü diyorlar. Çocuklar hayır diyor. Daha önce hiç palyaço gördünüz mü diyor. Hayır diyor. O çocuklar bizim sayemizde ilk defa bir palyaço görüyor. İlk defa bir hacivat karagöz oyunu görüyor. Bu bize mutlu diyor. Biz şu anda Erbaa'nın her kesimine ulaşmak istiyoruz. Her kesimini mutlu etmek istiyoruz. Amacımız bu. Biz Erbaa'yı mutlu, huzurlu bir şehir yapmak istiyoruz. Amacımız da gayemiz de bu zaten. Başkanım, İstanbul'da Erbaa Federasyon Başkanımızla görüşüyoruz. Erbaa'lılarla görüşüyoruz. Erbaa ile bağları çok kuvvetli. Sizinle de bağları çok kuvvetli. Bakıldığı zaman yazın nereye gidiyoruz dediğindeki zaman tabii ki Erbaa'ya gidiyoruz diyorlar. Tatil olarak da onlar Erbaa'yı seçiyorlar. Çünkü Erbaa'nın hem ovasıyla, hem kültürüyle, hem yaşamsal kaynaklarıyla gerçekten bizim bölgemizin adeta fışkırıyor her şey. Tabii ki bunları korumak, devam ettirmek de size ait. Ben tüm Erbaalılara, tüm Tokatlılara, tüm bizi izleyicilerimize sizin nazarınıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Ekibinize başarılar diliyorum. Bizden de Kanlıatmış Televizyonu'nun tüm Erbaa'ya selam olsun. Evet, biz de teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi gerçekten Erbaalılar Erbaa'ya çok bağlılar. Biz de göreve geldiğimizden beri yine farklı olarak, geçmişten farklı olarak her gittiğimizde İstanbul'a belki gezebiliriz bir yerlerde. Belki oturup çay kahve içebiliriz ama biz o çayı kahveyi yalnız içemiyoruz. Oradaki dernek başkanlarımıza ulaşıyoruz. Dernekleri yerlerinde ziyaret ediyoruz. Derneklerin mekanlarında ziyaret ediyoruz. Sıkıntılarını paylaşıyoruz. Dernek yeri satın alan o çalışmaları varsa onlara da maddi desteklerde bulunuyoruz. Aynı zamanda nerede bir Erbaa'lı bir aktivite yapıyorsa, bir açılış yapıyorsa, iş yeri açıyorsa ona katılıyoruz. Daha 2 ay önce Samsun'da bir Erbaa'lı kardeşimizin iş yeri açılışı vardı. Oraya katıldım. Açılışı ben gerçekleştirdim. Daha yine yaklaşık 15-20 gün önce Tuzla'da bir açılış vardı. Oraya gittim ben Sayın Tuzla Belediye Başkanı'na gerçekleştirdim. Biz Erbaa'nın belediye başkanı değil, Erbaa'lının belediye başkanı olarak gördüğümüz için kendimizi, bütün Erbaalılar neredeyse biz oradayız. Hep yanlarında olacağız. Onlar da çünkü hep bizim yanımızda oldular. Bu bağ bozmadan, bu muhabbet bağını bozmadan Erbaa'yla bu vatandaşlarımızla köprü olacağız. Daha da geliştireceğiz, daha da güzelleştireceğiz. Hem Erbaa'mızı güzelleştireceğiz, hem de vatandaşlarımıza inşallah Erbaa'yla olan bağını daha da kuvvetlendireceğiz. Gayemiz, çabamız bu. Başarılar başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli seyircilerimiz, Tuzla Tokatlılar Derneği'nin Tokat'ımızda düzenlediği iftar programındayız. Erbaa Belediye Başkanımız Hüseyin Yıldırım'a da teşekkür ediyorum. Efendim, gurbette Tokat'tan daha fazla Tokatlı olduğunu hepimiz biliyoruz. O Tokatlıların aidatlık duygusunu ancak yerel duyguyla çözebilirsiniz, yerel çalışmalarla çözebilirsiniz. Şayet yerelde onları kucaklarsanız, buranın azmini, buranın dinamizmi, buranın heyecanı, buranın kültürünü onlara verirseniz şayet, belediye başkanımızın davet üzerine bakınız, nereye gitsek biz Erbaalıyız diyorlar. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi, tatil mi biz Erbaa'da yapıyoruz diyorlar. Diğer ilçelerimizi de Erbaa gibi, işte Zile olsun, Turhal olsun, Bahçiftlik olsun, Reşadi olsun, bakıldığı zaman Artoğa, Sulusal, Yeşilyurt, Pazar olsun, onlar da aynı şekilde gurbetteki Tokatlarımızla ya da ismi ne olursa olsun adı Tokat olan herkesle kucaklaşmaya davet edelim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.